Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelecek olan premium sandığın içinde neler var onları göstereceğim. Dün sizlere bir video paylaşmıştım biliyorsunuz ki. Ondan sonra da bir sızıntı daha çıktı. Hatta yorumlarda bana Kuaz desenine gelirse sandığı açarım diyen arkadaşlar vardı. Ve sandığı Kuaz deseni falan filan bayağı bir şeyler daha geldi. Ben de bugün sizlere onu göstereceğim. İsterseniz fazla vaktinizi almayayım. Hadi videomuza geçelim. Geçmeden önce aşağıdan video like atarak bana destek görebilirsiniz. Kanalıma abone olarak da hem bana destek olmuş olursunuz hem de yeni gelecek sandıklardan haberdar olabilirsiniz diye düşünüyorum. Hadi başlayalım o zaman, fazla sizleri de bekletmek istemiyorum. Şimdi ilk önce setten başlayalım dostlar. Seti biliyorsunuz ki sizlere göstermiştim. Böyle bir kapak fotoğrafı var, hani böyle bir manzarası falan var. Soldaki seti olsun, M24 desenli olsun, zaten ben onları dünkü videoda paylaştım. Kırmızı setimizin emojisi ise böyle bir emoji dostlar. Bence güzel olduğunu düşünüyorum. Hani buna göre daha da kötülerini görmüştük diyebilirim. Mesela böyle böyle falan yapıyor, öksürmüş gibi bir şeyler yapıyor ama işte yani kurt. Bence gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Sizin de düşüncelerinizi aşağıya bekliyorum. Ya ben şahsen beğendim ama çıksa da kafası çıkar deyip daha fazla bu seti göstermek istemiyorum. Çünkü PUBG Mobile bize pembe verse bile orada kafaya takılan bir şey. Bir dakika. Kafaya takılan şey yok. Harbi diyorum chat. Sandıkta bak, bu arada AKM deseni var, uçak var, kuaz var, tava var, kask var ve çanta üstü var. Bir de pembe giysisi var. Bu sefer de bir çanta üstü bir pembe giysi hediye eder. Hadi kardeşim işine, ne yaparsan yap deri yollar bize. Yani PUBG Mobile işte yapacağı bu. Bu arada kafasındaki kaskın kırmızı gözleri yanıp sönüyor şu anda, fark ettim. Aynen. Bak kırmızı yanıp sönüyor. O güzel olmuş, güzel detay. Ve giysi pelerini, fakat yine bana çıkmayacak. Hiçbir fikrimi değiştiremez. Bu da dostlar AKM desenimiz. Bizlere verilecek olan AKM deseni. Dünkü videomda demiştim gerçekten güzel bir AKM deseni geldiğini ve evet, o AKM desenimiz geldi dostlar. Ya büyük ihtimal hani trailer'da da vardı ya, M24'ü bırakıp AKM'ye gidiyordu. Neden de işte M24'ün hasarını düşürdüler. Herkes M24 oynuyor diye. Ya yani şu anda bir M24 diyorum, pardon. Şu anda sadece M4 ile sprey atılır uzak mesafeye, gerisi boş. Bu da bizlere verilen uçak deseni dostlar. Yani uçak desenini de güzel yapmışlar ama hani çıksa ne olur, çıkmasa ne olur diyeceğim bir türden bir şey bu. Yani çıksa kullanır mıyım? Takarım tabii ki de ama hani oradan bana bir kuaz dersen, AKM deseni versen benim için çok hoş olur. Tava uzak dursun, kask da uzak dursun. Çünkü artık hani onlardan insanlar bıktı. Hani tek ben değilim. Bu da bu arada kuaz desenimiz dostlar. Bence gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Birazcık Fenerbahçe tasarımı yapmışlar ama yani baya güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de artık şu çadırlıya bir tane desen getirseler de. Hani benim onda desenim yok mesela çadırlıda. Ama bak buna en son sezon 6'da getirmişlerdi desen. Yani Royal Pass alanlara gelmişti. Hatta 7 miydi ki? Tam hatırlamıyorum ama işte hani bunu almıştım ben, onu hatırlıyorum. Tam hatta sanırım sezon 8'de. Ya 6'ydı ya 8'di, tam hatırlamıyorum. Ama bence bu çıkarsa gayet güzel olur. Çünkü hani artık o kaplamadan bıktım ben. Bu da tava desenimiz, böyle skinli bir tava deseni ve güzel gözüküyor. Hafif 3 boyutlu tasarım var ama adama vurunca tabii ki de böyle bir iz çıkmıyor. Ölürse ölür, ölmezse öldürür tarzında bir desen daha diyebilirim. Ve bu da kafamıza takılan kaskımız dostlar. Bir level hali bu şekilde. Evet, kask deseni güzel olmuş fakat hani artık kask deseninden bıktığımız için pek istemiyorum. Arkasında bu arada 1 levelde ve 2 levelde şu Firavun kafası gibi bir şey var. Kurt kafası mı, Firavun kafası mı? İşte ondan var dostlar. Yani güzel mi? Evet, güzel. Yani 3 level de güzel. Fakat şöyle de bir şey var. Hani eğer rank kasıyorsan, bir pusucuysan ve pusuyorsan senin direkt yerin belli. Mesela ilk başta ben öldürürüm diyebilirim. Çünkü aşırı belli. Bu da çantamıza takılan süs. Yani böyle sallanıyor. Bir de bunları icat ettiler. Keşke bunlar aslında bence şunu önemsedi. Hani PUBG'de bu var mı bilmiyorum ama PUBG'de normal PC versiyonunda şey var. Silahlara işte şey takıyorsun ama orada beleş veriyorlar. Burada silah yükseltirsen veriyorlar. Onun gibi bir şey. Ve bu da bizim nalet olasın nalet pembe set. Sanırım bunu bir ara UC'li sandığa koymuşlardı diye hatırlıyorum. Ve paraşütümüz. Yani bu paraşütü de büyük ihtimal PUBG ne yapacak, bizim elimize verecek.
Kullanıyorsun mu kardeşim? Tamam, kullanmıyorsun. Diğerlerinin yanına. 30 tane paraşütüm oldu. Teşekkür ederim Parks Mobile. Bu da kafamıza verilen kırmızı bir şey. Yani kullanır mıyım? Yok, kullanmam. Sağ olasın kardeşim. Altımıza da böyle bir tane Rozok yazılı vermiş. Yani ya ben açıkçası söyleyeyim, şöyle pelerinleri daha çok seviyorum. Hareketli olacak arkası. Afilli mafilli olacak. Ben onlar sarıyor beni. Yani buraya bildiğin dörtlü set yapmışlar. Kullanılır mı? Dördünü giyersen kullanılır. Fakat yani o kadar pelerini giysim varken, hatta bende sezon 11'in güzel mi güzel pelerini giysi var. Bu sezonda 14'ten alacağım. Mis gibi olacak. Yani ben pelerini giysileri daha çok seviyorum şahsen. Ya herkes onu seviyordur. Hani arkada hareketli hareketli oyuna birazcık daha hareket kattığını düşünüyorum ben. Böyle bir tane de giysimiz var işte, yine mavi giysi. Çıksak yer miyim? Hayır diyeceklerimin arasında yine böyle bir tane de motorcu tişörtü tarzında bir tane de tişörtümüz var. Hip hop ceket diyor ama bana kalırsa motorcu. Yani hip hop motorcu olmuyor muydu? Oluyordu herhalde. Bilmiyorum ki. Olabilir, olmayabilir. Böyle bir tane de kapşonumuz var. Bu kapşonu da artık PUBG Mobile'de görmekten bıktık. Herhalde bu klasikte de vardı diye hatırlıyorum. Bu bende var. Yani var olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani artık o kadar çok gereksiz eşya var ki hesabımda. Hani sadece pelerinlere bakıyorum. Ve aşağılarda işte yine nalet olası nalet grafik desenlerimiz var. Hala bunu seven insan olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Hani seveceğini de düşünmüyorum diyebilirim. Ve dün sizlere bir M24 çarkı göstermiştim dostlar. M24 çarkımız da böyle olacak. Bunun yanında bir de Uzi var. Zaten trailer'ı sizlere göstermiştim ama tekrardan hatırlamanız için böyle bir daha göstereyim. Buradan ne güzel şekilli şu kulla açılıyor. Oraya geliyor. Ses yok. Yani normal duruyor. Olmaz ki öyle. Yani biz de istiyoruz böyle trailer'daki gibi. Madem trailer'dakini vermeyeceksiniz diye yapıyorsunuz. Tamam bak, buradan böyle gözüküyor. Okey. Güzel. Peki oyunda nasıl gözüküyor? Evet, oyunda da bu şekilde gözüküyor dostlar. Kurt kafalı şeyi bir de buraya koymuşlar. He. Onun çakmasının çakması burada var dostlar. Yani premium sandıktaki kırmızın pembesi burada var. Evet. O mantık. Ve böyle bir tane de pelerin setimiz var. İnşallah amin diyeceğim de. Ya bunu çarka getirecekler. Yine ben pelerini alamayacağım. Ama pelerin hareket etmiyormuş. İstemiyorum, vazgeçtim. Bana hareketli lazım. Evet. Hareketli. Ve böyle de bir kırmızı setimiz var. Bu da aynı şekilde. O çarka gelecek dostlar. Yani kırmızı set güzel mi? Evet. Güzel. Kızlar takabilir. Ama erkekler giymeyeceğini düşünüyorum. Gerçi biz de giyerek. Nasıl olsa sarayla oynayan var. Kız karakteriyle oynayan var. Yani giyeriz herhalde diye düşünüyorum, bilmiyorum ama ben şu anda indi kullanıyorum. Beleş indi aldığım için beleşçiyiz biz. Ve bu da bir tane tava desenimiz, yılanlı mılanlı çıngıraklı yılan koymuşlar bir tane kafasına. Yani yeter, tava deseni bıktık. Vallahi bıktık. Sal bizi. Ve bu da dostlar şeye gelecek hali böyle bir M24 birinci seviyede eğer çıkartırsanız bu halde gözüküyor. Yani pek afilli değil. Ha, trailer'a göre afilli değil ama bir önceki M24 desenine göre baya baya güzel olduğunu düşünüyorum. Acaba nasıl UC'ye satın alırız diye şu anda düşünenler var ama bence para yatırmaya gerek yok PUBG Mobile'e. Çünkü gereksiz abi, niye boşu boşuna oyuna para yatıracaksın ki? Tamam, güzel zevk veriyor ama hani 7 level M24 de vursan adama, normal kendi M24 desenine de vursan, öldürürse öldürür, öldürmezse öldürmez. Öyle bir mantığı var. Böyle 3. seviyede bu şekle giriyor. Hafif tasarımlar değişiyor. Bu da kill mesajı dostlar. Yani bu şekilde çıkan bir kill mesajı yapmışlar. Şu anda güzel gözüküyor ama inşallah hani zamanında bir göçebe M416 getirmişlerdi. Gözükmeyen skin. Onun gibi inşallah getirmezler. Çünkü yani bu da gözüksün diye düşünüyorum. Birazcık afilli mafilli olmuş ama hadi bakalım. Hayırlısı, inşallah görürüz. Bir de işte demiş olduğum anahtarlık dostlar. Ama şöyle de bir şey var. Bu anahtarlık sağ tarafta. Sizin gördüğünüz yön ise sol taraf. Yani aslında siz bu anahtarı yükseltseniz bile anahtarı göremiyorsunuz mantığında bir anahtar yapmışlar. Keşke öbür tarafa koysalar derdim yani. Çünkü hani siz silahı soldan bakışla tutuyorsunuz ama bu sağda. Sıkıntı orada. Mesela birinci şahıs oyuncuları bunu göremeyecek. Üçüncü şahıs da anca şöyle kafanızı falan döndürürseniz öyle görürsünüz. Ve bu da final kısmı dostlar. Yani her şeyi yükselttiğinizde bu tasarıma geçiş yapıyor. Hani birdeki ile sondakinin çok fazla farkı var. Evet ama yani kim bilir bunu 7 level yapmak için kaç lira para harcamanız gerekiyor. Ve yine 300 UC'ye susturucu takabileceğimiz yok. Susturucu muydu? Hayır. Pardon. 300 UC'ye alev gizleyici skin alıyorsunuz abi. 600'e.
kompansatör alıyorsunuz. 1500 UC'ye de M24'e susturucu alıyor musun? Alkış. Ben bununla gider 3 tane daha çark çeviririm. Bana daha çok faydası olur ama ben UC'ye yatırmıyorum oyuna. Yatıramıyorum, çaktırmayın. Ama eğer olur da UC'ye yatırıp sandık açılımı yapanlar varsa bana Instagram'da ulaşırlarsa videosunu çekebilirim. Evet. Ve bu da skoplu hali. Yani bir de bunun şeyi var. 8x'e ayrı desen alıyorsun. 6x'e ayrı alıyorsun. 4x'e ayrı alıyorsun. Madem yani 2000 UC onlara vereceğim. 600 UC veririm. 6x kullanırım. Daha mantıklı yani abi. Hayır bak, ben bu kadar UC'ye bulayım. Royal Pass dağıtırım. Yani mantıken. Hayır, hesabıma bunu yatırsam ne olacak? Hiç olmasa 2000 UC'ye 3 kişiye Royal Pass veririm. Hiç olmasa sevinsinler abi. Ama hala ben bu oyuna para yatırmam. Fikrim değişmedi. Evet, 300 UC'ye de dostlar hafif çekim alabiliyorsunuz. Yaşasın. 600 UC'ye uzatılmış, 1500'e de full. Oğlum var ya, abo ne kadar çok şey getirmişler. Bir de yanaklığına 600 UC istiyor. Abi ne yaptın? Keskin nişancıda yanaklık kullanan var mı ya? Bir MK'da işe yarıyor, gerisinde hiçbir işe yaramıyor. Hayır, sırf zevk için bak şu anda bunu, bu 3-4 şeyi alsanız abi, 6000 UC alsanız 500 lira en kötü ihtimalle. Bu arada şey de güzelmiş. Kum falan çıkıyor adamı öldürünce. Çeşme gibi bir şey var üstünde. Ha, çeşme değilmiş, kafaymış, tamam. Bunun kafasıymış, 4 tane kum çıkıyor. Yani güzel mi? Evet, tabii ki de güzel. Ama gereksiz bana göre. Evet dostlar, bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben kaçar topuk. Yani kaçtım gitti. Şu anda Dilay'da canlı yayındayım. Gelmek isteyenler varsa oraya beklerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi de tekrardan unutmayın derim ve kaçıyorum. Diğer premium sandıkta görüşmek üzere. Bay bay.